Bültenimiz Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programımızda Boğaziçi eylemlerini, taleplerini ve gözaltına alınan öğrencilere yaşadıkları hak ihlallerini mercek altına alacağız. Konuklarımızda Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Alparslan Ufukoğlu ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Havin Özcan olacak. Odak başlıyor. Yapmak istediğiniz eylem kaymakamlık makamınca yasaklanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini, taleplerini ve gözaltına alınan öğrencilerin hak ihlallerini Odak programında değerlendireceğiz dedik. Konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Alparslan Ufukoğlu ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Havin Özcan. İki konuğumuz da Zoom hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Öncelikle Sayın Ufukoğlu sizinle başlamak isterim. En başta atanmış rektöre karşı eylemler vardı. Ancak bu talepler çoğalmaya başladı. Çünkü öğrenciler gözaltına alındı, tutuklandı. Daha sonra iki yeni bölüm açıldı Boğaziçi'nde. Onlara dekan atanması gündemde. Nedir şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin talepleri? Ya bizim ilk başta anlattığınız gibi talebimiz... Melih Bulu kayyum olarak atanmış Melih Bulu'nun istifa etmesi ve aynı zamanda diğer tüm üniversitelerde demokratik yollarla seçilmemiş rektörlerin istifa etmesiydi. Ancak süreç içinde gerek kampüs içine polisin girmesiyle gerek otobüs duraklarından bile arkadaşlarımızın çekilip hani aşağı bakın tabiriyle içeri alınması hani tutuklu arkadaşlarımızın da sayısını arttırdı. Şu anda 9 tane tutuklu arkadaşımız var. 26 tane de ev hapsinde olan arkadaşımız var. Adli ev hapsi ya da adli kontrol gibi durumların aslında hani kaçmaya teşebbüsü olacak kişilere uygulandığı ya da hani delil karartmaya yönelik kişilere uygulanacak olacak şeyler olmasına rağmen yani maalesef ceza olarak kullanılıyor bunlar. Arkadaşlarımızın tamamıyla serbest bırakılmasını istiyoruz. Melih Bulu'nun istifa etmesini istiyoruz. Aynı zamanda da okulumuzdaki polis ablukasının tamamıyla kaldırılmasını istiyoruz. Tüm taleplerimiz bu şekilde ve hani hiçbirinde uzlaşmaya açık olarak görmüyoruz. Evet. Birinden de yargıt etmeyi düşünmüyoruz. Bunların hepsi tam olarak gerçekleştirene kadar da susmayı düşünmüyoruz. Evet, o gözaltına alınan öğrencilerden biri de Havin Özcan'dı. Sayın Özcan, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Siz de kısaca önce o süreci anlatır mısınız? Nasıl gelişti durum? Öncelikle şöyle, eyleme gitmemizin sebebi tamamen anayasal haklarımızı kullanmaktı. Çünkü sadece aslında Boğaziçi özelinde bir kayyum olayı yok. Kürt halkının iradesine atanmış bir kayyum meselesi de var. Bunlar... Üst üste geldikçe artık halkın bir yerde özellikle genç dinamiğin biraz daha atılımıyla beraber Boğaziçi eylemleri alevlenmiş durumda oldu. Sadece biz bunu Boğaziçi'nin ilk defa yaşadığı bir olay değil. Sadece bir de bu olayda daha öncesinde 2016'da yaşadığından bir olay da vardı. İstanbul Üniversitesi'nde, Ege Üniversitesi'nde de bunları görmüştük. Aynı zamanda dediğim gibi Kürt halkının iradesine atanan da kayyumlar söz konusu. Ben bu olayı tamamen aslında şey olarak bakıyorum yani antidemokratik faşizmin kurumsallaştığı yerler ve faşizmin kendini daha çok eğitim hayatında ve siyasi hayatta daha da kapsayıcı bir şekilde var etme çabası olarak düşünüyorum. Söyleyeceklerim o kadar şimdilik. Teşekkürler. Gözaltına alınma süreciniz nasıldı peki sizin? Ben diğer arkadaşlarım gibi şafak operasyonuyla, uzun namlu silahlarla evime basın yaparak
bir de işte özel hayat falan gelmişti. Oradaki askerler tarafından sözlü cinsel tacize uğradım. Aynı zamanda nezarete götürüldüğümüzde oradaki polislerin job göstererek tecavüz tehditlerine maruz kaldım. Kamusal alanda, hastanede trans kadın arkadaşımla bu ölümlere maruz kaldık ve hatta bunu video çeken halk elinden polis zoruyla elinden telefon alınıyor ve video siniyor. Bu tarz şeylere, homofobik, transfobik söylemlere maruz kaldık. Bir sürü işkenceci yöntemlere maruz kaldık. Açlık grevindeydik ve daha sonrasında açlık grevini bitirdiğimizde adliyede avukatlarımızın getirdiği yiyecekler bize verilmedi pandemi bahane edilerek. Ama bunun yanında polisler gözümüzün önünde dışarıdan yiyecek sipariş ettiler mesela. Öyle bir süreçti kısacası açıkçası. Evet, birazdan bir soru önergesine de geleceğiz sizinle. Şimdi Sayın Ufukoğlu ile devam edelim. Bu taleplerinize karşı çeşitli iktidarın çeşitli kanatları tarafından hedef gösterildi Boğaziçi Üniversitesi. Hem öğrenciler hem de akademisyenler. Mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı öğrencilere. Teröristsiniz diye başlayan ve o kadar ağır kelimelere kadar giden açıklamalardı. Bu açıklamaları duyduğunuzda ne düşündünüz öğrenciler olarak? Ya şimdi herkes adına cevap vermem doğru olmaz ama kendi açımdan cevap vermem gerekirse ya ben çok üzüldüm gerçekten. Yani başları ezilmesi gereken yılanlar gibi çok ağır bir tabir vardı orada. Böyle aklımdan çıkmamış yani. Durum şu aslında birazcık. Haklı bir itirazımız var bizim kendimize göre ve hani bunu en barışçıl yollarla dile getirmeye çalışıyoruz. Lakin karşı taraf o kadar şiddetli, o kadar baskıcı bir şekilde bunun üstünü kapatmaya çalışıyor ki azıcık sesi çıkan, azıcık sorgulayan herkesi hani terörist, bunlar vatan haini, hani bundan başka diyecek söylemleri de yok maalesef. Ben onu görüyorum şu anda. Hani biz her ne kadar neyin nasıl olması gerektiğini, neden olması gerektiğini altını doldurarak açıklamaya çalışsak da bize oradan karşı taraftan geri dönüş, hani siz teröristsiniz, hani siz bizim dediğimize uymuyorsanız çeşitli terör örgütlerinin provokasyonuna gelip hareketler yapıyorsunuz. Haklı itirazımızın altı bir şekilde boşaltılmaya çalışılıyor. Çünkü bir şekilde meşruiyet kazanmak zorunda karşı taraf müdahalelerinde, okula polis sokmak ya da başka bir şeyde. Bunu da en rahat herhalde terörist diyerek yapabiliyorlar. Sonraki açıklamasına dönecek olursak, sonrasında da çok işte hani gelin söyleyin çözelim tarzı bir laf etmiş. Yani ben bunu kendim yine yorumlamam gerekirse çok samimi bulmuyorum. 54. gün oldu bugün. 54. günde böyle bir yorumda bulunmak bence yanlış. Yani doğru değil. Biz 54 gündür neler istediğimizi, nasıl istediğimizi açıklamışız. Bunların yapılmasını talep etmişiz. Sen hala bunları dinlemeyip de bize hani gelin derdiniz neyse çözelim, terör örgütünün oyununa gelmeyin diyerek siz aslında hala hazırda okulda direnmekte olan insanları terörist ilan ediyorsunuz. Aslında çözüme ne kadar da yaklaşmadığınızı gösteriyor bu ama hani terörist demesindense böyle konuşmasını tercih ederim de şimdi hani kendi görüşüm açısından söylemem gerekirse. Ama yine de maalesef yani ben anlayabilmiş değilim bu arada ne kadar da ne yapmak istiyor buradan sonra ne bizle gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsa bizim taleplerimiz belli. Menihul istifa etsin, arkadaşlarımız serbest bırakılsın, polis ablukası okuldan çıkarılsın. Bunları yapmadan hani bize gelip de biz sizle çözüme gidebiliriz, uzlaşıya gidebiliriz demek ben bizi ciddiye almadıklarını düşünüyorum hani böyle bir söylemde bulundukları zaman. Evet. Mesela bir Kabe fotoğrafı üzerinden bir kıyamet koparıldı. Bundan dolayı öğrenciler tutuklandı, gözaltına alındı. Çok yoğun bir süreç yaşandı. Şimdi bir iddianame hazırlandı bununla ilgili. O iddianame ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nedir bu Kabe fotoğrafı tartışması? Ya, Kabe fotoğrafı şöyle. Şimdi biz hocalarımız tarafından bize söylendi ki siz aklınızı kullanarak hani gayet barışçıl bir şekilde sergi düzenleyin mesela. Hani gayet okey bir fikirdi bizim için de. Ben sergi düzenleyenler arasında ya da orada hani görev alan bir insan değilim. Hani ben de arkadaşlarımla duyduğum kadarıyla süreci takip eden birisiyim. Şimdi o kadar çok eser gelmiş ki bir anda alana. Belli başlı eserler yerde bırakılmış o yüzden ve bunların hepsi anonim olarak geliyor bu arada. Bir noktadan sonra arkadaşlar da biz bunları artık asalım bakın hani ayıp oluyor yani yerde bu kadar eser varken. Hani bu aslında plansızlık sonrası yerde bir Kabe resmi var.
Bunu gören birisi de arkadaşlarını hani böyle görmeden hani kaldırırken falan oradan yerden fotoğraflarını çekiyorlar. Ondan sonrasında arkadaşlar durumdan bir haberken takip edildiklerini fark edince polis karakoluna gidip şikayetçi oluyorlar. Abi bizi takip ediyorlar diye hani göz alan şey. Polis de diyor ki abi siz gidin hani biz sıkıntı yok şey yapmayın hani durumla alakalı bir durum yok diyor. Yok abi biz şikayetçi olmak istiyoruz. Biz takip ediliriz deyince gözaltına alınıyor arkadaşlar. Oradan sonra da tutuklular hani iş buraya kadar geliyor aslında. Hani bizim kanadımızda gerçekten hani bu kadar hani anlaşılmazken durum. Hani oradan durumun hani bu kadar büyütülmesinin sebebi de şu. Tekrar geliyorum oraya. Hani bir şekilde meşruiyet kazanmak istiyorlar. Yani biz bu kadar haklı talebimiz varken hani bir çamur atarlarsa onun üstünden yürümeye çalışıyorlar. Yani ne bizim bu zamana kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde ne yanlış gidiyordu da böyle bir müdahale vardı mesela. Yani bununla ilgili hiçbir şey yok. Hani ben buraya kayyum rektör atadım çünkü diye başlayan hiçbir cümle yok. Sadece terörist olarak adlandırılıyoruz biz burada. Ya da Boğaziçi'nde bunları değiştirmek istiyorum. Benim vizyonum budur bile yok. Hani bizim dediğimiz zaten bu vizyonlarla bir açıklama yapmış olsam bile demokratik yollarla bizim istediğimiz şekilde buraya rektör atamadığın için biz bu kayyumu kabul etmeyeceğiz derken buna karşılık olarak sen hani abi yaptım ama şöyle şöyle bile diyemiyorken ya bir de Kabe diye konuyu kendi tabanında haklı çıkarmaya çalışıp inanılmaz bir yere getirip bizi de haksız çıkarmaya çalışıyor. Benim buradaki yine şahsi görüşüm ya olay Kabe ya da başka bir şey ya da içki içmek bir şey olabilir. Bunlar bizim haklı itirazlarımızı haksız çıkarmaz. Ya öyle veya böyle yani Kabe olayı değil de başka bir şey olsa biz orada çok büyük bir hata yapalım belki de. O yaptığımız hata ne olursa olsun bizim istediğimiz yani işte kayyum rektörün istifa etmesi ya da üniversitenin demokratik yollarla kendi rektörünü seçmesi dediğimiz konuda hani bu hak talebimizi asla ve asla altını boşaltmaması lazım. O ayrı bir tartışma konusu olur. Bu apayrı bir tartışma konusu olur. Kaldı ki bence hani öbür tarafın tartışma konusu olması bile çok acı maalesef. Evet. Yani bu kadar çocuk sistematik bir şekilde bu hani ülke bu düzene küstürülemez bence. Yani çok ellerinden gelen aklına koymuyorlar gerçekten bu konuda. Ama biz yine de olumlu kalmaya, pozitif kalmaya, söylemlerimizi değiştirmeye. Hani bizim de duygularımız var. Biz de öfkelenebiliyoruz, biz de sinirleniyoruz. Ama hani ağzımızı bıçak açmıyor çünkü biliyoruz yani ters bir laf etsek ekmeklerine yağ süreceğiz. Yani hani farkındayız. Biz de yani çizgimizi bozmadan en barışçıl şekillerde devam ediyoruz. Evet. Bu eylemlere. Bu çizgiyi de bozmayacağız asla. Hiçbir şekilde provokasyon yok. Alandaki herkes bizim arkadaşlarımız. Hepsi birbirimizi gördüğümüz insanlar. Hani alt tarafı iniyoruz. Hocalarımız yarım saat arkasını dönüyor rektörlüğe. Biz sonrasında rektörlüğe işte alkış ya da bir slogan atıyoruz. Sonrasında içeride açık dersler düzenleniyor, forumlar düzenleniyor, dans ediliyor, şey yapılıyor. Tabii ki hepsi sosyal mesafeye dikkat edilerek. Abi hani bunları yapan insanlar yani ben bilmiyorum terör örgütü olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani ne dönüyor ki içeride görüyorsunuz yani çok şaşkınlıklar içinde. Biz atılan çamurları izliyoruz ve sesimiz gıkımız çıkamıyor ya beni o çok üzüyor gerçekten. Cevap verdiğimiz anda tartışma onun etrafında dönecek çünkü yani biz oraya dönmesin diye. Yani biz atılan her türlü iftirayı ya da şeyi susup içimize atıyoruz şu noktada ve bir noktada yani ben gerçekten çok doluyorum. Nasıl hissetmem gerektiğini de hiç bilmiyorum açıkçası. Kusura bakmayın ama. Evet. Sayın Özcan tekrar size gelmek isterim. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sizin de durumunuzu içeren bir soru önergesi verdi meclise. Meclis Başkanı Mustafa Şentop orada beyanlarınız var sizin nelere maruz kaldığınıza dair. O sözleri ağır ve yaralayıcı bulduğu için geri gönderdi. Ne düşündünüz bunu duyduğunuzda? Mesela siz yaşarken ağır ve yaralayıcı bulmuyorsunuz da Mustafa Şentop bunu okurken ağır ve yaralanıyor mu bundan? Şimdi şöyle Ömer Faruk Bey'e gerçekten teşekkür ederim. Buradan da iletişiyorum. Ben adliyeden çıktıktan bir gün sonra direkt beni aradı. Ve önergeyi sunmuştu zaten. Çıplak aramaya dayatıldım ve hatta çıplak arandım. Burada hani utanılması gereken şey, ben utanılacak bir şey yapmadım ve bunu çok açık bir şekilde aslında teşhir ettim Twitter'dan. Daha sonrasında önergeyle. Utanılacak şey aslında bu faşist iktidarın uyguladığı işkenceci yöntemlerdir. Bu millet meclisine de taşınmalıdır, tüm kamuoyuna da yayınlanmalıdır. Benim veya başkalarının utanacak hiçbir şey olmamalıdır. Sadece faşizmin kurumsallaştığı yerlerin ve aslında kolluk kuvvetlerinin bizlere yaptığı
bu uygulamalar utanç verici şeylerdir ve utanması gereken özneler tam da kendileridir yani. Burada aslında manipüle etme olayını görüyoruz utanma üzerinden. Aslında bunun teşhirini devletin bekası için ne kadar önemli olduğunu ve bu faşist sistemin ilerleyen çarkına çomak sokacağını bildikleri için şovenist bir yaklaşımla buna karşı olmak istedikler diye yorumluyorum ben açıkçası. Özellikle LGBT artılar bu dönemde çok hedef alındı, tehditler yöneltildi, manşetlere çıkarıldı. Neler düşünüyorsunuz bu tehditlerle? Mesela siz de galiba tehditler aldınız değil mi? Ben şöyle, Şafak Operasyonu'nun olduğu gece bir sürü ölüm tehdidi aldım zaten. Hatta işte bir saate evine geliyoruz, işte adresini ver kafana sıkacağım gibi şeyler. Bu arada hani ben Kürt ezilmiş kimliğinden dolayı da hedef gösterildim. Aylar öncesinde paylaştığım Biji Serhil'dan Yaşasın Direniş tweetim fotoğrafımla beraber Gaziantep AKP milletvekili tarafından terörist diye paylaşıldım. Evet. Ve ondan sonra birçok etkileşim aldım, yorum, ölüm tehdidi, bir sürü alıntılama ve tüm fotoğraflarım yayıldı tüm Twitter'da. Tüm Türkiye Kürdistan duydu yani. Hiç tanımadığım insanlar yazmaya başladı. Daha sonrasında zaten operasyon düzenlendi. Bu arada operasyondan bir saat öncesinde Bakan Soylu bir fotoğraf paylaşıp şunu söylüyor. İşte ben her şeyin farkındayım, omurgasız ve vıcık vıcıkların farkındayım diyerek polisimin yanındayım diyor. Ve bir saat sonra biz alınıyoruz, öğrenciler baskınla alınıyor. Aslında bunların hepsi planlanmış olay. Çünkü bizim evimize geldiklerinde aslında savcılık kararları bile yoktu. Hani öyle basıldı evimiz. Hatta bir arkadaşımızın evi karıştırılıyor, savcının kızının evi basılıyor ve savcı tutanak tutturuyor bu polislere. Yani aslında nereye saldıracaklarını şaşırıyorlar ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan baskınlar ve işkencelerle karşılaştık ki işkencenin hiçbir hukuksal bir mantığı yoktur. LGBT artılar konusundaysa ben ve Yıldız, trans kadın arkadaşım Yıldız, Kürt olduğumuz için zaten biz yıllardır bu TC devletinde Kürt ezilmiş kimliğimizden dolayı terörist olarak yaftalandık. Biz bu terörist olayına şey değiliz yani, yabancı değiliz. LGBT artı terör örgütü diye Cumhurbaşkanı'nın bir söylemde bulundu. Türkiye'de böyle var bir şey yok. Var mı böyle bir örgütünüz? Bizim örgütümüz yani LGBT artı aslında bir varoluş mücadelesidir. Evet, aslında bir örgüttür. Tam ve gerçekten onurlu, gururlu ve politik duruşu olan bir örgüttür. Bizler hiçbir dini inanca, hiçbir siyasi rejime indirgenemeyecek varoluş mücadelesi veriyoruz. Ve bu insanların ağzını almaması gereken bir yerdeyiz ki onlar bizi Diyanet'ine kadar, işte kendi bakanlıklarına kadar bizi teşhir eden, hedef gösteren bir kitleye sahipler ve bu yaftalamaya sahipler. O yüzden LGBT artı ve Kürt kimliğimizin birleşimiyle beraber biz ultra bir terörist durumuna düştük. En son 4 Şubat'ta Kadıköy'de Birleşik Mücadele eylemindeydim ve eylem düzenlenmeden avlukaya alınmıştı Kadıköy. Kadıköy'ün tüm sokakları bu arada. Ve diğer siyasetlerden arkadaşlar polislerden şunu diyorlar: benim fotoğrafımı gösteriyorlar. İşte küfür dedikleri küfürü söylemeyeceğim. Şunu da alın, evet, çocuğunu da alın diye fotoğrafımı gösteriyorlar. Yani burada çok somut bir şekilde görebiliyoruz. Havin orada eylemci olsa da olmasa da alın. Çünkü o Kürt, o LGBT artı bireyi ve bize suç teşkil ediyor. Her türlü alın onu diyorlar ve gerçekten yolda yürürken alınıyorum 4 Şubat günü. Ve yine 5 gün süren bir işkenceci gözaltıyla karşılaşıyorum diğer arkadaşlarımla beraber. Böyle anlatabilirim bu, evet, Kürt ve LGBT artı olayını.
Evet. Sayın Ufukoğlu, bu Melih Bulu rektör atandıktan sonra birçok televizyon kanalını gezdi, böyle anlattı kendini filan. Sonra eylemleri sordular, dedi ki 6 ay sürer, sönümlenir, ondan sonra kabul ederler beni. Siz 54. günündeyiz dediniz, yani yaklaşık 2 ay oldu. 4 ay mı var bu durumda Melih Bulu'nun hesabına göre? Bu birinci sorum. İkincisi ise bu eylemler sizin de söylediğiniz gibi o kadar çok hedef gösterildi ki, öğrencilerin evleri basıldı, eylemlerden gözaltına alındılar. 9 öğrenci hala tutuklu, ev hapsinde olan bir sürü öğrenci var. Baktılar öğrencilerle olmuyor. Bu defa sizin hocalarınızdan Can Candan'ı hedef gösterdiler. Eski rektörünüz Profesör Doktor Üstün Ergüder'i hedef gösterdiler. Bu böyle daha ne kadar devam edecek size göre? Şimdi son sorudan başlamam gerekirse, dediğim gibi yani sürekli bir, hani nasıl anlatsam, böyle hani ortaya bir şey atalım. Hani bir şey bulur muyuz? Hani Üstün Ergüder'i ortaya atalım, Üstün Ergüder'i bir satışalım ki hani gerçekten çok kıymetli bir profesörümüz. Yani şu an Boğaziçi'nin darbe sonrası dönemde tekrar hani bu demokratik yapısını bulmasında çok öncü olmuş bir hocamız. Yani biz, tekrar söylüyorum, herhangi bir hocamız, işte gerek Ayşe Boya hocamızın eski ismini bile zikretmeden konuşuyor olmaları, yani gerçekten çok acı söylemler bunlar. Başka bir yere geleceğim. Yani bu kadar konuştukları insanlar hakkında. Hem Boğaziçi bizim en iyi değerimizdir, işte en önemli göz bebeğimizdir tarzı laflar edildikten sonra, bu kadar akademisyen içinde iki dönem rektörlük yapmış bir insanı bu kadar insanların ortasına atmak, hedef göstermek çok çelişkili ifadeler geliyor bana. Yani ben birazcık, yani tekrar söylüyorum, karşı tarafta akıl mantık aramayı kestim. Yani attıkları itirafla, iftiralara bir şekilde, düzgün bir şekilde çizgimizi bozmadan cevap vermeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi kabul etmiyoruz hiçbirini, vazgeçmeyeceğiz de. İlk soruya bağlamam da gerekirse, pandemi süreci var, İstanbul'da olmayan birçok öğrenci var. Hava koşulları çok kötüydü. O kadar yağış, kara rağmen gerek hocalarımız, gerek arkadaşlarımız, herkes orada eylemleri devam ettirdi. Benim az çok gözlemleyebildiğim bir şey varsa, bu saatten sonra havalar da iyileşecek. İnsanlar da ufaktan artık İstanbul'a dönmeye başlayacak. Kısıtlamalar da kalkmaya başladıktan sonra ben en kötü dönemini atlattığını düşünüyorum açıkçası eylemlerin. Bundan sonra çok daha kolay toplanıp çok daha kalabalık şekilde gösterilerin doğru düzgün şekilde devam edeceğine inanıyorum. Yani bundan önce vazgeçmedik bu koşullarda, bundan sonra hiç vazgeçmeyiz diyorsunuz. Ya yokuşu çıktığımızı düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu saatten sonra hani ne yaparlar hiçbir fikrim yok. Yani açıkça konuşmak gerekirse istifa edeceğini de düşünmüyorum ben. Ama biz maalesef susamıyoruz. Yani susmamalıyız da. Yani bir noktada artık konuşmamız lazım. Bizim kırmızı çizgimiz burası olmuş durumda ve buradan da asla geri atmayacağız. Bu arada başka bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben. Unuttum söylemeyi daha önce. Bu son, bugün yine belli başlı soruşturmalar açıldı bazı arkadaşlarımıza. En komünü anlatacağım burada. Buyurun. Kampüse yemek getirdi diye bir arkadaşımıza soruşturma açıldı. Yani hiçbir yönetmeni dayanak yok, hiçbir suçlama yok ortada. Öyle bir soruşturma açmışlar arkadaşa yani. Hani iş buralara kadar gelmiş. Peki bundan nasıl gerçekten haberdar olmuşlar? Operasyon mu? İşte içeride sivil polisler var. Yok, yani kampüsün içinde sivil polisler var. Yani kampüsün içi zaten polis ablukasında da. Şimdi içeride de artık kimler muhbir, kimler şey, kime ne dönüyor bilmiyorum. Yani çocuk alt tarafa yemek getirdi not diye. Not tutmuşlar. Bu yemek getirdi hakkında soruşturma açılsın falan. Soruşturma açmışlar aynen. Yani hani yemek getirdiği için, yani nasıl da hani bak ben içeriği hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çok şey. Ayrıca bir de hukuk ve iletişim fakülteleriyle ilgili bir sorunuz vardı. Orayı atlamıştım ben. Evet. Şu an okul fiziksel olarak onları kaldıracak bir kapasitede değil yani. Ya yeni bir kampüs mü yaparlar, ikiye mi bölecekler, bizi ne bileyim uzaya mı çıkaracaklar, ne yapacaklar bilmiyorum ama yani. Bir hukuk fakültesi, bir iletişim fakültesini şu an biz kaldıracak durumda değiliz maalesef. Hani gerek altyapı olarak, gerek fiziksel yapı olarak, hani gerek de yani hani hiçbir şekilde üstüne çalışılmamış bir günde sen Boğaziçi gibi bir kuruma hukuk fakültesini atıyorsan, yani ben burada yani akademik şeyler olmadı ortada. Evet. Öncelikle bu evet. Atamada. Sayın Ayşe Buğra'ya siz de değindiniz. Onu defaatle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıklıkla dile getirdi. Ve hakikaten olabilecek en kötü bir biçimdeydi. Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadeleri vardı. Sadece Ayşe Buğra'nın
Boğaziçi Üniversitesi hocası olmasından mı kaynaklanıyor bu size göre? Yoksa Osman Kavala'nın bunca yıldır hakkında herhangi bir somut delil bulunmadan cezaevinde tutulmasından mı kaynaklanıyor? Şimdi ben konuyla alakalı aşırı bir görüşüm olmamakla beraber, yani Osman Kavala'yla ilgili aynen dediğiniz gibi böyle bir durum var. Bu linkten dolayı da Ayşe Burak Hoca'ya gittiler. Ama sıkıntı şu, Ayşe Burak Hoca emekli, yani şu an öğretmenlik yapmıyor Boğaziçi'nde. Hani tüm bu süreçleri nasıl provoke edip de bizi meydanlara çıkaracak hiçbir bilgim yok. Tekrar demek istiyorum, yani Ayşe Burak olmazdı başkası olur. Bence biraz orada Osman Kavala şeyinden, bağlantısından herhalde. Çünkü hani hocamızın ismini bile ağzına almadı ki bu çok 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 acı. En acısı bu bence o söylemdeki. Yani o yüzden de yani ben şunu da anlamıyorum. Yani bu zihniyet nasıl bir zihniyetse, tek bir kişi bu kadar kişiyi sokaklara döküp provoke edebiliyor, yani buna inanılabiliyor da hani 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi, yani hani herkes mi haksız, yani herkes mi yanlış, hani bir tek doğru karşı taraftaki mi de hani birileri var, farklı ajandası, farklı gündemi olan birileri var. Bizim hepimizi, hani biz hepimiz herhalde şeyiz zaten, çok bir nasıl anlatsam kafamız çok çalışmıyor herhalde. Birileri kendi gündemine göre bizi yönlendirebiliyor gibi bir argüman çıkıyor ortaya ki bu çok inanılması değil. Hani çok altı dolmuş değil maalesef. Hani bir kere de yani karşı taraf abi hani burada bir sıkıntı var deyip de konuşulsa ben hiçbir sorunun buraya kadar geleceğini düşünmüyorum. Ama ne yazık ki hani bugün olmadı, dün de olmadı, yarın da olacağını çok düşünmüyorum. Evet. Hem son sözlerinizi almak isterim Sayın Özcan'a döneceğim çünkü, hem de hakkında soruşturma açılan öğrenciler var. Şimdi bu rektörü zaten öğrenciler kabul etmiyor, bu yüzden eylem yapıyor. Bu kadar kabul görmemiş bir rektörün bir de bunlara tevessül etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Soru bana mı geldi? Evet, size, sonra Avin Özcan'dan alacağım son sözlerini. Ya ben tevessül kelimesinin anlamını bilmediğim için. Ya neden böyle bir soruşturma başlatıldı? Hem kendisi rektör olarak kabul edilmiyor, hem de diyor ki bu okulda eylem yapan öğrenciler var, onlar hakkında soruşturma başlatıyorum. Şimdi şöyle, yani biz kabul etmiyoruz onu aslında, kendisi gayet Cumhurbaşkanı tarafından. Yani kendisinin şu anda rektör olarak atılması hukuki olarak yanlış bir durum değil. Biz meşru olmadığını savunuyoruz. Yani evet, Cumhurbaşkanı rektör atayabilir ama bu zamana kadar böyle yapılmadı. Böyle de yapılmamalıyı savunuyoruz biz aslında. Kendisi de yani sonuçta Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak gelse de yani şu an yaptığı hareketlerle de aslında bizi ne kadar savunmadığını, hani bizim arkamızda durmayacağını, eğer hani biz onu kabul etmiyorsak o da hani zaten tamam deyip istifa edemez de şu anda. Karşımızda da duracağını çok gösterdi. Yani o taraftan yana da bir şey görmüyoruz biz. Yani acaba biz bunları yapmasaydık Melih Bulu iyi olur muydu bile, hani şu anki hareketleri bu argümanı bile çürütüyor ki, yani buraya bile bu argüman bile konuşulmamalı. Ya o yüzden ben kendisiyle alakalı gerçekten yani çok da bir şey düşünemiyorum. Hani evet, buraya seçilmiş belli ki yani bu baskıyı kaldırabilecekti diye, kaldırabilirdin diye. Kendisi de koltukta güzel güzel oturuyor. Yani yapacak bir şey yok. Rahat oturmasın diye uğraşıyoruz biz yani. Doğru. Sayın Özcan, son sözlerinizi sizden de alayım. Varoluş mücadelesi bu LGBTİ artılar için dediniz. Bu varoluş mücadelesi Türkiye gibi bir ülkede nasıl devam edecek size göre? Şöyle, zaten yıllardır gelen bir LGBTİ artı fobi var aslında. Siyasal İslamcı iktidarın da bunu körüklediği bir rejimle. Çok fazla susturulmaya çalışıldık, çok fazla öldürüldük, çok fazla intihara sürüklendik. Ama susturmanın hiçbir şekilde çözüm yolu olmadığını bizler biliyoruz. Ne olursa olsun gözaltına alındım, işkence gördüm, görüyoruz. Ama ben susmayacağım, bu mücadele devam edeceğiz. Daha çok Bijis Berhadan diyeceğiz. Daha çok Bijis Berhadan azınlığına diyeceğiz. O yüzden bizlerin adım atma mücadelesi asla bu faşist iktidar karşısında yılmayacak. Son sözlerim de bu oldu. Teşekkür ederim. Sayın Ufukoğlu, Sayın Özcan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Kısa bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun, tabii. Yani Sayın Özcan konu hakkında çok konuştuğu için ben bir şey demek istemedim ama LGBT artı bireyler onurumuzdur. Kesinlikle arkalarındayız. Hani kendisi o konuyla ilgili konuşma yaptığı için ben diğer gündemi konuşmak istedim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Bu akşam odak programında Boğaziçi Üniversitesi protestolarını, talepleri ve hak ihlallerini mercek altına aldık. Konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Alparslan Ufukoğlu ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Havin Özcan'dı. İyi akşamlar.